Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliğini sağlayan yasa çıkalı 4 yıl oldu. İçişleri Bakanlığı 4 yılda 400 bine yakın vatandaşın isim ve soy ismin değişikliğine gittiğini açıkladı. İsminiz, soy isminiz? Hasan Sürmen. Zekiye Gül Ocak. Ömer Güne Çıkan. İsmimin üzerine ekleme yaptırmayı düşünüyorum zaten yakın zamanda. 124 bin kişi ismini, 216 bin kişi ise soyadını değiştirdi. Küçüklükten konmuş bir isim yani sonuçta. Büyüklerimiz koymuş, bir bildikleri vardır ki koymuş yani, bir anısı vardır onun. Hani ben onu değiştirerek onları ezmiş olurum bir nevi. Hayır, ben değiştirmezdim. Gerek duymuyorum. Yani bunca yıllar yaşamışım kendisiyle. Hiçbir şey bulamıyorum yani. Sıkıntı olmadığı sürece değiştirmezdim yani. Ömer alana Faruk bedava diye bir şey var. Ömer Faruk da yakışıyor hani Ömer'in yanına. Ondan dolayı da biraz düşünüyorum. Nedenleri ise ya harf hatası ya da beğenmemezlik. Ne de olsa soyumdan geliyor hani bu soy isim. Bunu devam ettirirdim, değiştirmezdim. Ama harf yanlışından dolayıysa doğru soy ismini bulur, değiştirirdim. Adım ve soyadım artık bende kalıplaşmış yani. Değiştirme gereği duymuyorum. Herkes beni o adımla ve soyadımla tanımış. Yani değiştirme gereği duymuyorum. Ömer Asaf ismini çok severim ve arkadaşlarım çevrem olarak beni Asaf olarak tanırlar zaten. Ömer Asaf, Asaf'ı ekletmeyi düşünüyorum şu an. Kızlık soyadım da Kekeç'ti. Bak onu da değiştirmek hiç istemedim. Güzel değil evet. Ama babamın bana şeyi... Hani onu ailem için taşıyorum ben. Hani güzelliği veya çirkinliği için değil. O benim soyum. Hani soyum nereden geliyorsa o soy ismi taşıyorum ben. Sizi temsil ediyor. Evet, beni temsil ediyor. Çoğu arkadaşım değiştirdi. Mesela beyaz da vardı. Davarını attılar, beyaz kaldı. Evet. Çoğu arkadaşım yani hani hep beğenmedikleri için. Ha belki haklılardır. Güzel değil tabii. Hani çok da güzel olmayan soy isimleri var ama bence soy isim değiştirmek benim için uygun değil.